to play, maybe? I always want to play, but I'm too old now, so it's not possible to do it. So. Yeah. Alacağız abi. Hem de 1-0. Düşüncen ne maç hakkında? Daha yolumuz var diye düşünüyorum. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Kopenhag'dayız. Bizim için çok özel bir yerdeyiz. 2000 yılında UEFA Kupası'nı aldığımız yerdeyiz. Hemen arkamda şu gördüğünüz binada şu an takımımız kalıyor. Birkaç saat sonra stadyuma gidecekler. Umarım bu videonun sonunda Kopenhag'ı yenmiş, gruptan çıkmış olarak videoya veda ederiz. Çok istiyorum bunu. Çünkü burası bizim için özel bir yer. Özel de bir galibiyet alırız inşallah bugün. Bakalım şimdi alırsanız hep beraber let's go to Champions League. Merhaba Turkey. İşte takımımız. Icardi! Çık cama çık. Arkadaşlar, şu an otelin önünde bekliyoruz. Hatırlayanlar varsa Lazio maçında da aynı şekilde otelin önünde beklemiştim ve birçok kişiyle muhabbet etme, röportaj yapma şansımız olmuştu. Bakalım burada birilerini yakalayabilecek miyiz röportaj için? İzliyor musun? Teşekkürler, eyvallah ya. Merhaba Yasin ben. Egehan ben de. Merhaba, nasılsınız? Bir şey söylemek ister misin? İnşallah. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Alır mıyız? İnşallah kazanırız. Ümitliyim. Gruptan çıkıp devam edeceğimizi düşünüyorum. İyi, çok iyi. Daha yolumuz var diye düşünüyorum. Daha yolumuz var değil mi? Aynen. İyi, güveniyoruz. Hem Okan hocama hem de Galatasaray'a güveniyoruz. Teşekkürler abi. Arkadaşlar, takımın otelinden ayrıldık. Şimdi şehir merkezine doğru, toplanmalarına doğru gidiyoruz. Size biraz Danimarka'dan bahsedeceğim. Danimarka gerçekten çok soğuk bir ülke. Kopenhag. Yani bir de zaten kuzey ülkesi olduğu için şu an saat 3 ama hava karardı. Avrupa'da en yaşanılacak şehir seçilmiş Kopenhag'ın. Herkes çok güzel diyor ama çok sınırlı bir zamanımız var. Gezemeyeceğiz maalesef. Bir başka zamanda sizin için Danimarka'ya geleceğim ve burada çok güzel röportajlar yapacağım. Çok soğuk. Elim dondu şu an. Şimdi meydana gidelim bakalım. Galatasaray taraftarı meydanı ısıtmış mı görelim. Arkadaşlar, Kopenhag'dayız. Meydandayız. Şu an Galatasaray taraftarı gördüğünüz gibi meydanı doldurmaya başladı. Bundan yıllar yıllar önce burada UEFA Kupası'nı almıştık. O yüzden Kopenhag bizim için çok özel bir yer. Sana deli gibi hasretim. Sizi Galatasaray taraftarıyla baş başa bırakmak istiyorum. Yanlış anlamayın. Burası Danimarka, Ali Sami'nin değil. Şu an Galatasaray taraftarı burayı Ali Sami'ye çevirmiş durumda. İstanbul Bakırköy'den geliyorum maça. İstanbul Bakırköy'den maç için geldin. Evet. Çok iyi. Peki ne düşünüyorsun bugün maç hakkında? Tahmin, skor tahmini nedir? 1 diye tahmin ediyorum ben yani. Alır mıyız yüzü? Alırız, alırız. Golleri kim atar sence? Icardi'yi de sağ taraftan şey atıyoruz. Ziyech mi? Ziyech işte. İnşallah yeneriz diyorum ben de. Peki Danimarka'dayız. Şu an UEFA Kupası'nı aldığımız yerdeyiz. Onun hakkında bir düşünen var mı abi? Abi çok ben şey oluyorum, diken diken oluyorum o aklıma gelince, o anlar. Daha stadda göreceğim o atmosferi. An yaşadım, 3-4 kere izledim. Yani stadda nasıl bir şey duyguya kapılacağım bilmiyorum. Dünden beri kulaklarımda şu ses çınlanıyor. Gerçekten söylüyorum. Stada girdiğim anda muhtemelen o an yaşayacağım. Popescu, haydi oğlum Popescu. Gerçekten şu an yani anlatırken bile çok heyecanlanıyorum. Ben o anı orada hissetmek istiyorum. İnşallah bir daha röportaj yaparız. Söylerim yani o anı. Davul zurna da geldi. Davul da gelir, zurna da gelir. Bir şurada ne, zılgıt mı ne? Bir zılgıt. Her şey var. Teşekkürler ya. Merhaba, maç skor tahmini alabilir miyim acaba? Tahminen 3-1 biter diye. 3-1 Galatasaray iner diye düşünüyorsunuz. Tabii ki de. Ya bu Galatasaray seyirci manyak ya. Bu Galatasaray seyirci gerçekten manyak yeni ya. Yeni başlıyor. Şu an Kopenhag meydanda halay davul zurnayla halay çekiliyor burada. Evet. Ra ra ra. Galatasaray Galatasaray cim bom bom. Re re re. Ra ra ra. Galatasaray Galatasaray cim bom bom. Süper bir ortam, yemin ediyorum şu an tüm yorgunluğum, uykusuzluğum, her şey tamamen geçti gerçekten.
Müşeye McDonald's'a gitmesin, Starbucks'a gitmeyin, Burger King'e gitmeyin. Tamam, paranız Filistin'e yollayın. Selamun aleyküm. Evet, yani tabii ki temennimiz bir kere yenmek. Galatasaray'ın muhakkak yenmesi lazım. Bir dezavantajımız var, burası biliyorsunuz yapay çim. Yani bir tek dezavantajımız bu. Bir soru daha soracağım. Buralar bizim için çok önemli yerler. Çünkü yıllar önce Galatasaray burada UEFA kupasını kaldırdı. Bu ne hissettiriyor size tekrardan buraya gelmek? Tabii o büyük bir gururdu bizim için. Türkiye ve Galatasaray, Türkiye'mizin bütün yani ülkesi için çok önemli bir gururdu. Şimdi de aynı inşallah buradan yine Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyoruz. İnşallah kazanarak gideceğiz. Temennimiz bu. Bir soru daha soracağım. Vaktinizi çok aldım. Dün akşam bir olay oldu Türkiye'de. Halil Umut Meler'e saldırı oldu. Bunun hakkında bir düşünceniz var mı? Ya tabii çok üzücü bir vaka. Yani böyle bir şeyi hayatta yaşamaması lazım. Tabii federasyon hemen tedbirini aldı. İnşallah bu yapan kişiler de cezasını görür diye düşünüyorum. Bir hakem sorunu var deniyor yıllardır Türkiye'de. Sizce bunun çözülmesi lazım mı? Veya hakem sorunu var mı? Ya hakemlerde aslında sorun yok da baskı var yani. Sıkıntı orada. Tabii Türkiye'de yani hakemler aslında donanımlı. İşlerini de iyi yapıyor ama çok baskı var üzerlerinde. Tabii bazı şey altında kalıyorlar yani maalesef etki altında kalıyorlar. Ama bu konu, bu son yapılan olay çok yanlış ve Türkiye adına ve Türk sporu adına ve dünyada tabii çok büyük tepki gördü. Çok yanlış bir olay. İnşallah buna da bir tedbir alacaklar diye düşünüyorum. İnşallah. Vallahi İrlanda'dan geldik biz Ultra Aslan grubu olarak. Sen de mi İrlanda'dan? Evet. Ben de İrlanda'dan geldim. Evet, seni takip ediyoruz tabii ya sayfalarını. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Bütün deplasmanlara gidiyoruz grup halinde. Deplasman bizim işimiz sadece. Ev sahipliği olarak değil de deplasman olarak maçlara gitmek daha zevkli. Öyle diyorsun değil mi? Evet. Ultra Aslan İrlanda bayağı güçlü o zaman demek ki. Yani bütün maçlara gitmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar takımımızın yanındayız. Yani sen tribün çocuğusun diyebilirim evet. Sana. Nasıl bir his bu? Bu anlatılmaz, yaşanır. Bunu sen de biliyorsun. Seni United'da da gördük. Skor tahminlerini, kanalını takip ediyoruz oradan da. İnşallah bu maçta da birlikte galibiyeti görürüz. Peki maç skor tahminin var mı? Vallahi 2-1 alırız diye düşünüyorum. Bir Kerem, bir Hakim Ziye gol atar. İnşallah bu şekilde galip geliriz. Eğer dediğin olursa video 3 milyon izlenir bak ona göre. Evet, video izlenecek ve takip etmeyi unutmayın. Kanalı, bu kanal bizim kanalımız. Ultra Aslan her daim Yasin Çayır'ın yanındadır. Eyvallah. Nerelisin? Ben burada yaşıyorum, Kumhaun'da ama İzmirliyim. Türkçe dedim, acaba yabancı mısın dedim. Türkçem biraz sanki ne zamandır burada yaşıyorsun? Vallahi 91'den beri. 91'den beri. Evet. O zaman sen UEFA Cup'ı görmüşsündür burada. Onu gördüm. Gördüm. Nasıldı o zamanlar? Çok güzeldi tabii. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Kalabalıktı değil mi buralar böyle? Buralar çok kalabalıktı. Vay be. Çok insan vardı burada. Çok güzel. Peki bugün düşüncen ne maç hakkında? Yo, ben senden korktum bir şey oldu. Peki, zannediyorum 2-1 olacak. 2-1 olacak. Evet, Galatasaray. Kim atar golleri? Onu bilmiyorum vallahi. Gidiyor musun Türkiye'ye arada? Her sene gidiyorum. Her sene gidiyorsun. Her sene bir gidiyorum. Ben Türkiye'ye gittiğimde bazen bende Türkçe kelimeler çok çıkmıyor. Unutuyorum bazı kelimeleri. Evet. Arkadaşlarım, kuzenlerim, akrabalarım benimle hep dalga geçiyor. Seninle böyle dalga geçen var mı? Çünkü senin Türkçeyi bayağı unutmuşsun sen. Gülüyorlar, dalga geçiyorlar bazıları tabii. Şimdi R'ler, yani. R yok ki bende. Rrr. R var. Şeyi söylesene, bir şarkı var ya. Hani benim R cebim, R cebim. Söylesene onu. Hani benim R cebim, R cebim. O iyiymiş aslında. Peki şunu söyle. Şu yoğurdu sarımsakla mı saklasak, sarımsakla mı saklasak? Tabi. Tabi. Kuzen nereli? Kuzen çağırayım mı? Çağır kuzenimi. Abi bu adamın Türkçesi ne böyle ya? Ya sorma. Türkiye'ye bir kere geliyor, o da bir haftalığına geliyor. Öğretmiyor bazı... musunuz bir şeyler bunu? Ya öğretiyoruz da biraz da hoşumuza gidiyor aslında. Almancı gibi konuşuyor, komik oluyor. İyi, çok güzel ya. Sen nerede yaşıyorsun? Dublin. Sen de Dublin'de yaşıyorsun. Dublin. Abi bugün buraya Dublin'ler basmış ya. Geldi ve maçı izleyeceğiz beraber. Galatasaray taraftarı mı daha ateşli yoksa Kopenhag taraftarları mı? Tabii Galatasaray, onlar Türk. Danimarkalılar öyle bir şey yapamıyor abi. Kopenhag maçlarına da gidiyor arkadaşlarıyla. Evet. Kankaları... Kopenhaglar bu kadar değil değil mi? Yok hiç. Güzel oluyor böyle ya. Güzel. Peki buradaki futbolla Türkiye'deki futbol arasında bir fark var mı? Futbol insanları, futbol bağı, futbol kültürü. Çok. Çok farkı var. Mesela en büyük fark ne sence? The Turkish football players are more like, you know, more crazy. More crazy. Danish are more like
tactics. Tactics, yeah. Exactly. Kopenhag Meydanı'ndan aktaracaklarımızı aktardık. Şimdi stadyuma gidiyoruz. O meşhur Parken Stadyumu'na, UEFA Kupası'nı aldığımız stadyuma gidiyoruz. Heyecanlıyım. Stadyumda görüşürüz. What do you know about the Turkish football and Galatasaray? Actually, we got in Galatasaray, we have Victor Nilsson. Yeah, defender. Exactly, yeah. And he's been in Copenhagen. I know. He's He's one of the best. Yeah. He was really good. But Turkish football, every game is like a war. And I love it. You love it, yeah. that's the football, yeah? Yes. What do you think about, like, which is like the biggest club in Turkey? Oh, it's difficult now, eh? Yeah. Of course I know who it is. No, actually, I'm from Denmark. Okay. So to be honest. Yeah. The red and yellow. You don't want to say girls, right? No. Arkadaşlar, Parken Stadyumundayız. Kupa kaldırdığımız yerdeyiz. Bu stadyum bizim için çok anlamlı. Gerçekten şu an heyecanımdan ne konuşacağım, ne söyleyeceğim bilemiyorum ama tüylerim diken diken. Bakalım nasıl bir maç olacak. Çok heyecanlıyım. Burası Şampiyonlar Ligi. Burası Şampiyonların Ligi. Çin Bombo. Şu kale arkadaşlar, yıllar önce haydi oğlum Popescu, haydi dedi ve UEFA Kupası'nı almıştı Galatasaray. Şimdi tam o kalenin karşısındayız. Arkadaşlar, Kupenhag taraftarı maça gerçekten çok hazırlanmış. Şu an tüm Kupenhag taraftarı kale arkasında beyazları giymiş. Arkadaşlar, hemen bir maç değerlendirmesi yapayım. Aslında iyi oynuyoruz. Karşılıklı iki takım da eşit oynuyor. Eğer kontrollü gidersek maç alabileceğimizi düşünüyorum. Hadi! Ooo hoca! Maç gayet güzel gidiyor arkadaşlar. Arada sinirlenebiliyorum. Sesim gitmeden sizle biraz konuşmak istiyorum. Muhtemelen sesim 5-10 dakikaya gider gibi gözüküyor çünkü. Çok güzel. Ah be! Abi, bu stadı yakıyoruz, yıkıyoruz ama bu maçı alıyoruz. Gördün. Alırız değil mi? Alacağız abi. Hem de 1-0. 1-0. 1-0. Kopenhag antrenörü zaten söyledi. Kapanacağız dedi. Bunlara beraberlik yetiyor. Manchester zaten alamaz Bayern'den. Çünkü Frankfurt'tan 5 tane yediler. Onlar bugün Manchester'i almak zorundalar. İnşallah. Bakacağız. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, dakika 30, 0-0'lık eşitlik devam ediyor ama inanın burası o kadar soğuk ki konuşamıyorum, dudaklarım uyuştu, konuşamıyorum yani, çok soğuk, çok. Lan Kamil! Kamil! Yalnız tribün gerçekten güzel arkadaşlar.
Bizim tribün de güzel ya. Beğenemeyiz. Haydi Tete, bir işe yarar Tete. Haydi koçum. Geçersin. Attı orada. Hadi. İlk yarı bitti. Yani başa baş bir mücadele oldu. Umarım ikinci yarı bazı değişiklikler yapılır ve maçı alırız. Bakalım. Biraz ısınmak istiyorum. Sadece gidip biraz ısınmak istiyorum. O kadar üşüdüm ki. Artık nasıl ısınırım, ne yaparım ben de bilmiyorum. Uzun zamandır bu kadar çok üşümemiştim, öyle söyleyeyim yani ama... Arkadaşlar gördüğünüz gibi belki içinizde abartıyor olduğumu düşünenler olacak ama orada arkadaşımızın bir tanesi soğuktan hipodermi geçiriyor gördüğünüz gibi. Yani hipodermi mi olmadı onu da bilmiyorum gerçi de. Çok soğuk. Aşırı soğuk. Yani böyle bir soğuk uzun zamandır ben görmedim ya. Yes, what is it for? For YouTube channel, for my YouTube channel. It's for your YouTube, yeah, okay. I'm a huge fan, like, let me hug you first. Thank you. Oh my god, that's my dream. Yeah. So what do you want to say to Galatasaray fan from here? You are like... What can I say today? It's a lot of love, so yeah. I'm really appreciating it. It's nice to be here in the stands to see a good game also. Hopefully... They're going to win, so... Do you want to join the game, maybe, like... Yeah, I'm going to go now, so... I mean, like, do you want to join the... Did you feel like you wanted to play, maybe? I always want to play, but I'm too old now, so it's not possible to do it, so... Yeah, maybe, but... Maybe if we do, maybe we will make some goal, you know? Okay. En büyük hayalimden bir tanesi, çok sevdiğim futbolcularla röportaj yapmaktı. Biraz önce onu yaptım. Elmander'i çok seviyordum oynadığı zamanlarda da. Tanışma fırsatım oldu. Röportaj yapma fırsatım oldu. O yüzden çok mutluyum. Hep beraber bu maçı alalım. Haydi Cimbom! Arkadaşlar, telefon elimden düştü, düşecek. Yani gerçekten çok üzüldüm. Dakika 65, 1-0, Kopenhag'ın üstünde devam ediyor. Abi kaleyi anlamıyorum, niye böyle yapıyor? Sürekli kaleye vuruyor topları ya. Thank you.
arkadaşlar. Bugün maçı kaybettik ama UEFA'da en az final göreceğiz. Dublin'de final, Dublin'de İrlanda. Hiç fark etme nerede olursa olsun. Ben Dublin'de yaşıyorum o yüzden. Eyvallah, teşekkürler. Sinirlisin ya, rahatla ya. Abi biraz gerildim. Evet. Ama ne olursa olsun asıl olan Galatasaray ve biz Avrupa Kupası'nda ilerleyeceğiz. Helal olsun. Eyvallah. Hadi. Hadi iyi akşamlar, görüşürüz. Memnun oldum. Maalesef maçı 1-0 kaybettik. Yapacak bir şey yok. UEFA'da yolumuza devam edeceğiz. İşin güzel tarafı UEFA finali Dublin'de. İnşallah finale çıkarız. Ayrı bir tarih yazarız. Biz zaten Dublin'deyiz. Siz videoyu beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı, bizi açmak unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Şu an biz donuyoruz. Yolumuz uzun. Dublin'e gireceğiz. Memlekete selamlar.